Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde pratikte özel güvenlik hizmetlerinde yani özel güvenlik görevlilerinin yaptığı işlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bunu anlatmaya çalışacağız. Şimdi ekranda görüyorsunuz arkadaşlar iki farklı pencere var. İşverenin göz önünde özel güvenlik görevlilerinin yaptığı iş, özel güvenlik görevlilerinin gözünde ise özel güvenlik hizmetlerinde yapılan işler arkadaşlar. Aslında bu çok uç örnekler. İşverenin gözünde genel olarak özel güvenlik hiçbir iş yapmıyormuş gibi görünür. Sağ taraftaki gibi. Bazı özel güvenlik yani bazı arkadaşlar da bu yapılan işi de aşırı abartır. Özel güvenliğin belli yaptıkları işler vardır arkadaşlar. Bu yasada, yönetmelikte ve uygulamada karşılaşılıyor arkadaşlar. Buna genel olarak değineceğiz arkadaşlar. Özel güvenlik görevlileri görev yaptığı kurumlarda gerek 5188 sayılı yasa gereği gerekse de görev yaptığı kurumda belirtilen görev talimatları gereği bir takım görevleri bulunmaktadır. Özel güvenlik görevlileri bağlı olduğu kuruluşun malını ve bu kuruluşta çalışanların canını ve malını korumakla görevli kişi ya da kişilerdir. Bu genel tanımlamadan da anlaşılacağı üzere özel güvenlik personelinin temel görevi çalıştığı kurumun düzenini, güvenliğini sağlamak, görev sahasında huzuru ve güven ortamını bozanları ve saldırganca davrananları gerektiği takdirde zor kullanarak etkisiz hale getirmek ve bu çerçevede çalıştıkları kurumların korunması, suç işleme fırsatlarının en aza indirilmesi amacıyla bazı özel güvenlik önlemlerinin alınması için kuruluş sahasında kendisine belirtilen görev işlevlerini uygulayacağı bir takım önleyici hizmetlerle gerçekleştirilmektedir özel güvenlik hizmetleri arkadaşlar. Bu bağlamda kontrol noktalarına bakmak gerekirse kontrol noktaları kapsamında sayabileceğimiz 3 tür kontrol noktası bulunmaktadır bunlar. Ana kapı, araç kapısı ve önemli alan kontrol noktası. Ana kapı dediğimiz tüm personelin giriş ve çıkış yaptığı kapı olup genel olarak güvenlik bağlamında en yoğun olduğu noktadır arkadaşlar. Araç kapısı giriş kontrol noktası. Burada ise sadece araçla gelen kurum çalışanları ya da taşeronlar yani alt işverenler, ziyaretçiler ve malzeme getiren kişiler giriş yapmaktadır. Önemli alan kontrol noktası ise bu bölge genel olarak hizmet verilen kurumun güvenlik düzeyine göre birden fazla artırılabilmektedir arkadaşlar. Tüm kontrol noktalarında 24 saat esasında görev yapılmakta olup özel güvenlik bağlamında kontrol noktasının yoğunluk durumuna göre birden fazla özel güvenlik görevlisi görev alabilmekte. Kontrol noktalarında özel güvenlik görevlileri 24 saat esasına göre hizmet verdiğinden kontrol noktası hiçbir zaman boş bırakılamaz arkadaşlar. Kontrol noktalarında genel olarak şunlara dikkat edilmesi gerekir. Özel güvenlik görevinin gözetleme yapmasını sağlamak ve gözetlemeyi kolaylaştırmak üzere dış çevre aydınlatılır ve camlı bölme bulunur. Kontrol noktası içerisinde acil haberleşme sistemlerinin bulunması büyük önem taşır. Ateşli silahlarla bıçak ve patlayıcı maddelerin tespit edilmesini sağlamak için X-ray cihazlarıyla kapı ve el dedektörleri bulunmalı. Bu cihazların hazırlanan talimatlara uygun şekilde kullanılması, uygulamanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi açısından oldukça önemlidir. Koruma hizmetlerinin etkili ve verimli olarak yerine getirilebilmesi için kontrol noktalarında görev yapan personelin görevlerini yerine getirme usul ve esasları net bir şekilde belirlenmesi gerekir. Bu çerçevede söz konusu hususları içeren talimatlar hazırlanıp her personelin görebileceği şekilde kontrol noktalarında bulundurulması gerekir. Kontrol noktalarında bulundurulması gereken araçlar şunlardır. Yeteri kadar masa boya sandalye, duvar saati, dolap, kırtasiye malzemeleri, bilgisayar ve yazıcı, yangın söndürücüler, yedek anahtarlar, gerekli trafik işaretleri, olay yeri koruma ve güvenlik şeridi, acil durum uyarı işaretleri, ilk yardım çantası, kayıt defterleri, ziyaretçi kart sistemi ve kartları, içme suyu ve tuvalet haberleşme cihazları gibi malzemeler bulunması gerekir arkadaşlar kontrol noktalarında. İletişim araçlarının kullanımı. Kontrol noktalarından bahsettik şimdi. Özel güvenlik görevlileri hizmet sunarken arkadaşlar telsiz, telefon gibi iletişim araçlarını kullanması gerekir. Uygulamada özel güvenlik görevlilerinin iletişim araçlarının uygun bir dille kullanması beklenmektedir. Telefon kullanımında arayan kişiye nazik bir dille cevap verilmeli. Hatta bazı durumlarda kurum çalışanları kişilerin ses tonundan özel güvenlik görevlisinin bu kişileri tanımasını beklemekte. Bu durum işe yeni başlayan özel güvenlik görevlileri için bir sorun oluşturmaktadır. Zira yeni başlayan özel güvenlik görevlileri hizmet verdiği kurumdaki kişi ve unvanları tanıyamaz ilk etapta. Ayrıca belirtilecek bir diğer durum ise telsiz kullanımıdır. Telsiz kullanımında net ve anlaşılır ifadeler kullanılmalı. Telsiz haberleşmesinde parazit oluşturan pek çok durum olabileceğinden mesajı tane tane ve anlaşılır biçimde iletmek son derece önem arz eder. Konuşma hızı da çok hızlı olmaması gerekir. Bu ise hem mesajın anlaşılır olmasına hem de karşı tarafın not almasına yardımcı olmaktadır arkadaşlar.
Arama ve kontrollere bakalım uygulamada yapılan. Özel güvenlik görevlileri hizmet verdiği kuruluşun sahasında bir koruma çemberi oluşturarak dış çevrelerden gelmesi muhtemel riskleri önleyerek hizmet verdiği kuruluşu koruma altında ve güvende tutmaktadır. Bu görevin etkili bir biçimde yürütülebilmesi için hizmet verilen kuruluş sahasıyla bu kuruluşun dış çevre ilişkileri kapsamında oluşacak olan sirkülasyondan doğabilecek olan risklerin sıfırlanması ve geçişlerin kontrollü olması gerekmektedir. Özel güvenlik görevlileri tüm bu risklerin önlenmesine ve kontrolünden sorumlu kişi ya da kişilerdir. Genel olarak kuruma gelen kişiler, ziyaretçiler, taşeron çalışanlar, kurye ya da nakliyeciler, resmi görevliler, şube personellerinden oluşmaktadır. Araba ve kontroller genel olarak hizmet verilen kuruma gelen ve giden kişilerin ve araçların aranmasından oluşur. Özel güvenlik görevlileri daha önce de belirttiğimiz gibi elle üst araması yapamıyor arkadaşlar. Belli istisnalar var ama genel olarak yapamaz. Bu nedenle ancak yardımcı araçlarla yapmak, yani elektronik cihazlarla yapmak mümkündür. Bu yardımcı araçların en başında metal cisimleri belli bir mesafeye kadar algılayarak sesli ve titreşimli olarak uyaran el dedektörü vardır. En sık uygulamada bu kullanılır. El dedektörü arama yapılan bölgeye yaklaşık olarak 2,5 ila 7,5 santim arası bir mesafeden paralel olacak şekilde tutulur. El dedektörü hedefe, yani vücut veya çantaya temas ettirilmeden kontrol yapılması gerekir. Yani 2,5-7,5 santim arasında, ortalama 5 santim uzaklıktan. Kontrol sistemli ve planlı bir şekilde yapılmalı. Her zaman aynı yerden başlayıp belli bir sistematik sıra izlenmelidir sırasıyla arkadaşlar. Özel güvenlik görevlileri el dedektörünü kişilerin üst araması ve çanta gibi yanında taşıdığı materyalleri aramak için kullanmaktadır. Arama yapılan kişinin üzerinde metal eşya bulunması durumunda özel güvenlik görevlileri kişilerden bunları göstermesini istemeli. Direnen ya da kaçma girişiminde bulunan kişilere karşı yasa ve yönetmelikler dahilinde gerekli yaptırımlar uygulanır. Özel güvenlik görevlileri kuruma gelen ve giden araçları araç altı aynasını ve kişilerden bagajlarını açmasını isteyerek aracın bagajı başta olmak üzere iç kısmı da gözle kontrol etmelidirler. Gerekli kayıtların tutulması. Tabi aramalardan sonra şeyde kayıt altına da alınması gerekiyor. Gelen giden araçlar ve kişiler, ziyaretçiler falan. Bunlara bakalım. Uygulamada özel güvenlik görevlerinin bir diğer görevi olarak görev yaptıkları kuruma gelen ve giden kişi ve araçların kayıtlarının tutulması ve bu kayıtların muhafaza edilmesi, herhangi bir olumsuz bir durum karşısında ya da gerektiğinde bu bilgilere ulaşılması açısından önem arz etmektedir. Özel güvenlik görevlileri başta genel kolluğun denetimi dahilinde hizmet verdikleri kurumun dışında özel güvenlik şirketi bünyesinde bulunan demirbaşların da yer aldığı nöbet devir ve teslim defteri tutmak zorundadır. Bu defterde demirbaşlarının listesi, görevli personelin isimleri, vardiyaları, görev yaptıkları projenin açık ismi ve adresi, saat başı vardiya durumunu bildiren notlar yer alıyor arkadaşlar. Ziyaretçi kayıt defteri. Hemen belirtelim ki hizmet sağlanan kuruluşlara gelen ziyaretçi ve taşeronlarla gerekli iletişim sağlandıktan sonra özel güvenlik görevlisi uygun bir dille bu kişilerden kimliğini isteyerek ziyaretçi kartı verdikten sonra bu kişiye refakat etmelidir. Ziyaretçi defterine iş görüşmesi ya da ziyaret amacıyla gelen kişiler kaydedilmekte olup genel olarak şu veriler yer almaktadır. Tarih, şahsın geliş ve gidiş saati, şahsın adı soyadı, verilen ziyaretçi kartı numarası, araçla geliyorsa araç plaka numarası, şirket adına geliyorsa şirket adı, hangi şirketten geldi ve çıkarken de şahsın imzası alınıyor. Kurumdan çıkarken şahıstan ziyaretçi kartı istenerek şahsın alınan kimliği geri verilir ve ziyaretçi defterine imza salınır arkadaşlar. Taşeron kayıt defteri, yani alt işverenlerden gelenlerin kayıtları. Özel güvenlik görevlilerinin hizmet verdiği kurumlarda kurum bünyesinde çalışanların dışında kuruma dışarıdan hizmet ve ürün sunan taşeron adı altında kişi ya da kişiler bulunmaktadır. Gelirler yani. Bu kişilere de aynı şekilde ziyaretçiler prosedüründe olduğu gibi taşeron kayıt defteri tutulmakta ve kimliği karşılığında taşeron kartı verilmeli ve tarih, adı, soyadı, şirketi, hangi şirketten geldiği, giriş çıkış saati, araçla geliyorsa araç plaka numarası, verilen taşeron kartı numarası gibi bilgiler kaydediliyor arkadaşlar taşeron kaydı. Araç kayıt defteri. Bu deftere genel olarak hizmet verilen kuruma malzeme ya da ürün getiren ve götüren araçlar kontrol edilerek kaydediliyor. İşleyiş yine ziyaretçi kaydında olduğu gibidir. Kişinin kimliği alınarak şoför kartı veriliyor. Araç kayıt defterine genel olarak yer alan bilgiler, tarih, geliş gidiş saati, şoförün adı ve soyadı, ehliyet numarası, araç plakası, malzemenin adı ve miktarı, giriş ya da çıkış izni veren yetkili birim ve kişinin adı ve soyadı gibi bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Tutulan diğer kayıtlara bakalım şimdi bu kayıt defterlerinden hariç. Ya projeye özgü kayıtlar da oluyor şeyde bazen. Diğer kayıtlar kapsamında şunları sayabiliriz. Kurum personeli giriş çıkış formu, yani
Özellikle memur dediğimiz beyaz yaka personellerin isim isim takibi de yapılabiliyor giriş çıkış saatleri. Çünkü bunlardan beyaz yaka çalışanlarda mesai kavramı olmadığı için bunların giriş çıkış saatleri de takip ediliyor çoğu projelerde. Fakat işçilerde değil, mavi yakalarda değil de dediğimiz gibi beyaz yakalarda. İşçilerde çünkü kart basma ve şey de oluyor. Mesai takip edilebiliyor insan kaynakları tarafından. Fakat beyaz yakalarda böyle bir durum olmadığı için bu kişilerin giriş çıkış saatleri güvenlik personeli tarafından forma kaydedilmesi gerekir. Buradan kastım bunlara kurum personeli giriş çıkış formuna kaydediliyor. Şirket araçları takip formu var. Yani nasıl diyebilirim, projedeki müdürlere tahsis edilmiş araçlar var. Bunların da giriş çıkışları saatleri yazılması gerekir. Kilometreleri yazılması gerekir. Daha sonra görevli araçlar takip formu var. Şirkete kayıtlı görevli araçlar var. Kişilere iş için bir yere gidecekleri zaman şirket içinin araç görev belgesi düzenleniyor. Bunların da takip edildiği görev formu var arkadaşlar. Personel araçları takip formu gibi. Daha bunlar çoğaltılabilir. Kurumların özelliğine göre değişkenlik gösteren daha birçok kayıt türü yer almaktadır. Bu kayıtların tamamı kapıdan yapıldığı için dolayısıyla uygulamada özel güvenlik görevlileri bu kayıtları tutmakta ve muhafaza etmektedir arkadaşlar. Evet, kontrol noktalarından bahsettik. Noktada verilen hizmetlerden bahsettik. Şimdi devriyeye bakalım arkadaşlar, devriye görevi. Özel güvenlik hizmetleri içerisinde değerlendirdiğimizde devriye genel olarak güvenli ortamı korumak, suçları işlenmeden önce önlemek, suç işlendikten sonra müdahale etmek, vatandaşlara ya da çalışanlara yardımcı olmak ve yasalara uygun olarak mesleki anlamda kendisine verilen diğer görevleri yapmak üzere sorumluluk bölgesinde dolaşmak suretiyle görev yapan personele devriye görevlisi, devriyenin görev yaptığı sorumluluğuna verilmiş sınırları belli olan özel bir bölgeye devriye bölgesi, devriye bölgesi içerisinde yetkili amir tarafından önceden yapılan plan gereği sınırları tespit edilmiş belli bir yol haritasına devriye güzergahı ve söz konusu bölgede devriye personeli tarafından yapılan faaliyetlere de devriye görevi diyoruz. Özel güvenlik devriyesinin temel amaç ve hedefleri şu şekilde sıralanabilir. Suçları önlemek, suçların işlenmesi için elverişli fiziksel koşulları ortadan kaldırmak veya azaltmak, caydırıcılık yoluyla suçların işlenmesini daha zor hale getirmek, suç işlenmesi halinde elde edilecek kazancın değerini azaltmak, suçluların yakalanma riskini artırmak, kişilerin ve kurumların can ve mal emniyetini sağlamak, genel düzeni sağlamak, genel asayiş sağlamak, halkla ilişkileri yani çalışanlarla ilişkileri geliştirmek, çalışanlara güven vermek, kişilerin kendilerini emniyet ve huzur içinde hissetmelerine yardımcı olmak, kişilerin suç mağduru olma korkularını yenmelerine yardımcı olmak, temel hak ve hürriyetlerin kullanılması için uygun ortamın oluşmasına katkıda bulunmak, olaylara en kısa sürede müdahale etmek, suçların devamına engel olmak, suçluları yakalamak, özel güvenlik hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini artırmak, özel güvenlik tedbirleri konusunda genel olarak duyarlılığın oluşmasına katkıda bulunmak şeklinde sayılabilir arkadaşlar. Devriye görevi hizmet verilen kurumlarda genel olarak sahanın büyüklüğüne göre yaya veya araçla yapılabilmektedir. Yani saha çok büyükse arkadaşlar araçla da yapılabiliyor. Hemen belirtelim ki devriye görevi kurumda çalışan olmadığı durumlarda diğer bir ifadeyle resmi tatil günlerinde 24 saat esasına göre yapılıyor ve hava muhalefeti durumlarında gerekli koruyucu ekipmanlar alınarak devriye görevi daha dikkatli ve etkin olarak icra ediliyor. Devriyeler genel olarak dediğimiz gibi çok istisnai durumlar dışında mesai saatleri yani akşam hava karardıktan sonra başlar sabaha kadar ve hafta sonları özellikle kurumun hizmet vermediği durumlarda devriye görevi icra edilir arkadaşlar. Devriye görevinin sağlıklı yürütülebilmesi için en az iki kişiyle icra edilmeli. Devriye esnasında görülen aksaklıklar not edilmeli. Sorunun boyutuna göre gerekirse tutanak altına alınmalı. İmkanlar dahilinde fotoğrafı çekilmeli ve kapıya iletişim araçlarıyla rapor edilmeli yani ana kontrol noktasına. Devriye görevi güzergahı genel olarak üst amirler tarafından belirlenmiş olan güzergahlar olup periyodik olmaktan ziyade farklı yönlerden devriye görevi sürdürülmesine fayda görülmektedir. Özel güvenlik hizmeti alan kurumların ilk kademe yöneticileri ya da özel güvenlik şirketi yöneticileri devriye hizmetlerinin kontrolünü sağlamak amacıyla devriye noktaları belirleyerek bu noktalara elektronik araçlar vasıtasıyla raporlama yapması için kayıt sistemleri oluşturmuşlardır. Belirli zaman aralıklarında devriye görevlilerinin bu noktaları kontrol ettiklerini raporlayan bu cihaz ya da cihazları kullanması gerekir. Devriye hizmetleri kurumlarda genel olarak akşam havanın kararmasına sabah aydınlanmasına kadar her gün icra edilir. Devriye görevlisi devriye esnasında çok dikkatli ve kontrollü olarak görevini icra etmeli. Düz yolda yürür gibi yürümemesi gerekir.
Devriye esnasında açık unutulan ışık, bilgisayar, kapı ve pencere gibi benzeri durumlar başta olmak üzere birçok olumsuz durumla karşılaşılabilir. Bu gibi durumlarda olayın büyüklüğüne göre rapor tutanak gibi işlemler uygulanabilir arkadaşlar. Ayrıca belirtmek gerekir ki şantiye, sanayi işletmesi, enerji üretim ve iletim tesisleri gibi riskli bölgelerde 63-31 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği özel güvenlik görevleri hizmet verdiği kurumda devriye görevi esnasında risk durumuna göre çelik burunlu ayakkabı, iş eldiveni, gözlük, kulaklık, baret gibi koruyucu iş ekipmanları kullanmak zorunda. Bu zorunluluk iş yeri talimatlarında belirtilmesi gerekir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu bölümde pratikte özel güvenliğin yaptığı işlerden bahsettik genel olarak arkadaşlar. Bu şey bölümü şeyden oluşturdum ben arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Pratikte Özel Güvenlik Yönetimi adlı 2015 yılında üretmiş olduğum bir çalışma var arkadaşlar. Oradan alıntı yaptım tamamıyla arkadaşlar. Bu çalışmada arkadaşlar özel güvenlik görevlerinin yetkileri ve görevleri, özel güvenlik hizmetlerinin yapılanması ve denetimi, özel güvenlik görevlerinin istihdam edilmesi, olaylara nasıl müdahale edilir, yasaklar, yaptırımlar, sektördeki sorular, sorunlar ve çözüm önerileri ve bir de anket yer alıyor arkadaşlar. Toplam 121 sayfadan oluşan bir çalışma arkadaşlar. Ekleriyle birlikte 198 sayfa arkadaşlar bu çalışma. Bu çalışma bazı üniversitelerde özel güvenlik ve koruma programlarında arkadaşlar bazı üniversitelerde ders kitabı ve yardımcı kaynak olarak kullanılıyor arkadaşlar. Birçok üniversiteden bu şekilde şey yaptım arkadaşlar, paylaşım yaptım şey gelince. istek gelince bu çalışmayı gönderdim. İnternette adıyla aratarak ulaşabilirsiniz. Ücretsiz olarak PDF şeklinde arkadaşlar inceleyebilirsiniz. Evet. Ayrıca YouTube kanalında, Erkan Tosun'un YouTube kanalında özel güvenliğe dair her şey yer alıyor arkadaşlar. Dersler, sınav soruları çözümleri, yasa yönetmelik ve genelge anlatımları ve sektöre ait güncel paylaşımlar yer alıyor arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkürler.